Kardeşim, İttihat İslam olmadığında, Müslümanlar birleşmediğinde bela kesilmeyecek. Bela yol bulup akacak. Bela yağmur gibi yağacak. 50 kere söyledi. Allah bir şey diyor, adam da ben başka türlü düşünüyorum diyor. Allah'a akıl vermeye kalkıyorlar, haşa. Allah İslam aleminin birleşmesini istiyor. Ve Mehdi'nin de başına geçmesini istiyor. Uzatmak, acının uzaması demektir. Belanın uzaması demektir. En kısa zamanda kestirmeden İttihat İslam kabul edecektir. Evet, inşallah. İnşallah. Bütün İslam alemi birleşecek. Başına da azgın birini değil, taşkın birini değil, cahil birini değil. Veyahut herhangi bir siyasetçi değil. Veyahut herhangi bir mezhep alimini değil. Allah'ın seçtiğini getirecekler. Başka bir yol yok. Gazze'ye giden Mısır'a geçiş yolu. Ya kardeşim, Mısır Müslüman değil mi? Müslüman. Orada Müslüman. E demek ki sevgi yok. Demek ki merhamet yok, şefkat yok. Demek ki zulüm ruhu, egoistik, bencillik, gaddarlık dünyaya hakim olmuş. Kim yapıyor bunu? Deccaliyet yapıyor. Egoist, bencil ruh, acımasız ruh her yerde kendini gösteriyor. İnternete bir giriyoruz. Şimdi bana sorular geliyor buraya, yazılar geliyor. Siyah zemin üstüne geliyor onlar. Siyah zemin üstüne beyaz yazılmış. Nerede iç çakal var? Nerede münasebesi adam var? Nerede cahil var? Nerede sevgisiz adam var? Hepsinden ayrı ayrı geliyor. Cahilin ayrı, itin çakalın ayrı, gaddarın ayrı. Ama ortak özellikleri sevgisiz olmaları. Ya sevgisiz nasıl yaşıyorsun kardeşim? Ne oldu ya? Sen nasıl bir varlıksın ya? Sevgisiz insan ölür ya. Delirir insan ya sevgisiz. Yaşıyor, hiçbir şey olmuyor. Bakteri gibi. Hiçbir şey olmuyor.